Şimdi programımıza geçersek. Bildiğiniz üzere 3 başlığımız vardı. 3 başlık halinde şu anda bir program akışı tertip ediyor olacağız. Bunlardan ilki bizim özellikle Ayasofya videolarımızın YouTube tarafından kaldırılması. Bunu inceleyeceğiz. Daha sonrasında da bildiğiniz üzere tahılların yani buğday tarlalarının yanması normal bir süreçle mi oluyor yoksa farklı bir neden mi var, ona bakacağız. Ve son ve en önemli konularımızdan belki de olacak olan Guidestone'daki patlama. Şimdi buna odaklanacağız. Hani bilinçli mi yoksa tesadüf mü oldu, beklenmiyor muydu, sonraki gelişmeler ne, patlamadan önce neler yaşandı bölgede, özellikle son bir ayda. Bununla alakalı çok özet bilgiler vereceğiz. Sizleri sıkmayacağız. Malum bayram haftası. Hemen sabahında da çünkü bayram namazı için erken kalkılacak. Yani bu gibi insanlarımıza daha fazla burada hem tutmamış oluruz hem de onları yormamış oluruz. Şimdi tabii ki sorularınızı veya katkılarınızı program içerisinde lütfen yapmaktan çekinmeyin. Ben daha sonra geriye dönük olaraktan sorduğunuz soruları veya yaptığınız katkıları da buradan ifade ediyor olacağım. Peki şimdi programımıza başlarsak gelelim bizim şu YouTube'da yaşadığımız ve hala yaşamaya da muhtemelen devam edeceğimiz sorunlara. Şimdi bir anda bir baktık ki bize bildirimler düşmeye başladı ve bildirimlerin temel sebebi de Ayasofya gerçekleri başlığı adı altında vermiş olduğumuz programların yayından kaldırıldığını gördük. Bildiri yapılmış olan bize dönük olan mesajlara baktığımızda da gerekçe göremedik. Yani genelde YouTube'un tavrı ne o üzerine kurulur? Bize dönük der ki şu videonda falanca dakikada falanca müziği kullandığın için veya falanca videoyu orada montajda kullandığın için telife giriyor. Telife girmesinden dolayı da sen bu videodan ya para kazanamazsın veya bu videoyu yayınlayamazsın diye bize ihtarlarda bulunurdu. Klasik YouTube'un tavrı budur. Yani tek bir videoyla muhatap olur. Ama biz bir baktık ki şu anda bizim var olan 10 tane Ayasofya gerçekleri videomuzun tamamı yayından kaldırıldı. Şimdi burada demek ki farklı bir durum var. Yani normal YouTube yayın kurallarının dışında farklı bir durumla karşı karşıya kaldık. Genelde bu durum nasıl olur? Muhtemelen birileri şikayet etti. Yani bizim bilmediğimiz, tanımadığımız kişiler veya tanıdığımız ama tabii ki de YouTube'un bize şu anda şikayet eden varsa şu taraf ya da şu kişi tarafından şikayet edildin demediği için biz şu anda şikayet edenin kimler olduğunu bilmiyoruz. Ama muhtemelen şikayet edildiğimizi şu yönde biraz da olsa tahmin ediyoruz. YouTube bir video bazlı ilerlediği için öyle tamamen 10 seriden oluşan videonun tamamını kaldırmaz. Bir şikayet olacaktır, o şikayeti değerlendirmiş olacaktır, ondan sonra da bu yayından kaldırma işlemini hayata geçirmiş olması lazım. Tahminimiz bu yönde. Biz de itirazımızı YouTube'a yaptık. Dedik ki ya bilmediğimiz biz gerekçeyle sen nasıl olur da bizim videolarımızı bir anda tamamını kaldırırsın diye. Bir de ihtar yedik arkasından. Yani kanalımızda şu anda bir tane ihtarımız var. Ekim'in başına kadar geçerli olacak olan bir ihtarımız duruyor orada. Yani biz bu ihtar süresi devam edenkenki süreç içinde ikinci ihtarı Allah muhafaza üçüncü ihtarımızı da yersek zaten yine kanalın kapanması söz konusu olacak. O yüzden şu anda çok hassas bir şekilde hem açıklama yapmaya çalışıyoruz hem de yeni paylaşacağımız videolarla da biraz da olsa inceleyip sık dokuyacağız ki var olan ihtarımızın üzerine yeni ihtarlar gelerek kanalımız tekrardan risk altına girmesin diye. Peki ne oldu? Ayasofya videolarımızdan kimler neden rahatsız oldu da veya neden rahatsız olabilir de şikayet edebilirler bizi? Bunu biraz da olsa düşündüğümüzde takip ettiğiniz üzere bizler elimizden geldiğimiz kadarıyla arkadaşlar anlatılmayanları anlatmaya çalışıyoruz. Yani Türkiye'de özellikle bu gibi konularda ısrarla kati anlamda birileri olanı anlatmaktansa ezberi ve kopyalamayı tercih ediyor. Bizim de tavrımız bu olmadığı için artık bizi yakinen takip ettiğiniz için biliyorsunuz. Bizim de tavrımız bu olmadığı için tavrımız genelde açık kaynakların ulaşılamamasından dolayı insanların ezberlerle varlıklarına veya işte devam ettirdikleri programlarda aynı içeriği kullanmalarına biz itiraz ediyoruz.
Açık kaynak var diyoruz. Araştırdığınızda bunları göreceksiniz ve artık kendinizi revize ederek var olan anlatımlarınızda yenilikler katın diyoruz. Bunu yapmadıkları için de biz elimizden geldiği kadarıyla bu gerçeklikleri veya Türkiye'de ilk defa diye tanımladığımız olayları anlatarak sizlere yeni bakış açıları kazandırmaya çalışıyoruz. Demek ki birileri de bundan rahatsız oldu. Yani Ayasofya konusu üzerinde demek ki bu kadar çok kendilerinin ayıbının ortaya çıktığını da gören kesimler bir anda hayır, bu bilgilerin ulaşılabilir bir kaynak halinde olmasını istemedikleri için muhtemelen şikayet edildik ve işte şu an için var olan 10 tane olmuş Ayasofya programımız yayından kaldırıldı. Peki videolar elimizde mi? Tabii ki de elimizde. İlk YouTube kanalımızda yaşamış olduğumuz tecrübeden dolayı daha sonraki yayınlamış olduğumuz her bir videonun bizde bir arşivi var arkadaşlar. O açıdan zaten gönlümüz rahat. Yani tüh, videolarda gitti mi, gidiyor mu, kurtarabilir miyiz diye bir endişe içerisinde değiliz. YouTube bunları gerçekten bize yeniden kullanabilirsin demese bile videolar şu anda bizim elimizde mevcut arkadaşlar. O yüzden gönlümüz rahat. Ama YouTube'la yapmış olduğumuz itiraz süreci içerisinde tekrardan bunları yayın haline sokabilir durumu şu an görüşme halindeyiz. Muhtemelen bizim tahminimiz bize gerekçe veremediği için veya bir şikayet bile varsa şikayet edenin bile bize ifşa etmediğinden dolayı tahminimiz ne kadar süre sonra olur bilmiyoruz tabii ama bir süre sonra illaki var olan o 10 videomuzun tekrar yayınlanabilir ortama bizi sürükleyeceğini tahmin ediyoruz. Çünkü şu an gerçekten elde somut bir verisi yok YouTube'un. Bize de vermiyor. Kendisini haklı çıkaracak bir sebep de sunmuyor. Sonuçta topluluk kurallarına aykırı bir içerik ürettin de demedi. O zaman bir sorun var burada. Muhtemelen YouTube'da anlık olarak bu sorunu ileriki dönemlerde anlayışla karşılayacaktır ve bizim yapmış olduğumuz talepleri yerinde bularak daha sonra bu şu an için yayından kaldırmış olduğu videoları yeniden yayın halinde karşımıza sergileyebilirsin diye bir bilgiyle bize çıkaracağını tahmin ediyoruz. Bundan dolayı da takipte olacağımızı bilmenizi istediğimiz için bu canlı yayında bunları ifade edelim dedik. Çünkü izleyenler varsa diyelim bizim o 10 seriden oluşan Ayasofya videolarımızı, kim diyebilir ki biz bunları daha önce duyduk? Falanca kişiden öğrenmiştik zaten. Sen de onlardan kopyaladın, şimdi bize sanki ilk defa senin araştırmanmış gibi sunuyorsun diyebilir. Pek bunu söyleyecek olan bir arkadaşımızın olmadığını düşünüyoruz. Çünkü gerçekten bunlar şu an bizim yapmış olduğumuz araştırmalarla ilk defa sunulan bilgilerdi. Enrico Dandolo'yu özellikle en son 10. bölümde yayınlamıştık. Yani oradaki bilgiler bile Türkiye'de ilk defa olarak açıklandı geniş bir ölçekte. Daha detaylıdır ama en azından geniş bir çerçevede Türkiye'de o program içerisinde yine biz detaylıca anlatmıştık. Yani bunları anlatmaktan yana şimdi mesela bakın Yasemin Hanım ben izlemiştim diyor. Teşekkür ediyoruz izlediği için. Diğer izleyicilerimiz de şu an program içerisindeki canlı yayın misafirlerimiz de illaki izlemişlerdir. Yani bu konudan dolayı kusura bakmasınlar. İlk defa olarak da bizler yayınlamıştık ve o yüzden zaten videoların başlığının adı Ayasofya gerçekleriydi. Gerekli olan kişilere de itirazlarımızı da bu anlamda yapıyorduk zaten. Bundan yana da herhangi bir çekincemiz yok. Ve şunu da söyleyelim. Bakın şu an bizimle eş zamanlı olarak canlı yayında kim var? Ertan Özyiğit var. Peki şu an Ertan Özyiğit'in yapmış olduğu programın içeriğindeki olmazsa olmaz sermaye konusu ettiği mevzu ne? Ahit sandı. Bakın bir kere daha konuşuyorlar. Yani bunlar neredeyse 2 haftada bir, 3 haftada bir hep ahit sandığında dönüp dönüp geliyorlar. Kendisinin Instagram sayfasındaki paylaşımının altına biz cevap yazdık. Yorum yaptık. Dedik ki bakın hiç çekincemiz yok çünkü iftira atmıyoruz, hakaret etmiyoruz. Eğer cesaretin varsa ahit sandığı konusunu bizimle konuş dedik. İster dikkate alır, ister almaz. Bu bizim umurumuzda değil. Ama itirazımızın olduğunu kendi sayfasındaki takipçilerin de görmesini istediğimiz için gittik o ilanının altına böyle bir yine meydan okumayı da oraya not olarak bırakmış olduk arkadaşlar.
Yani bakın bunlar sürekli işte ayit sandığını veya işte Ayasofya gibi konuları sürekli var olan ezberlerle konuşmayı çok seviyorlar. Ama ezberlerle konuşurken de kendilerinin iddiası ne? Bunu ilk defa biz konuşuyoruz. Biz de diyoruz ki bunların hiçbir şekilde doğruluğu yok. Eğer doğruluğunun olduğuna kanaat getiriyorlarsa meydan okumamız ortadadır. Kendi sayfalarında da durmaktadır. Eğer cesaretleri varsa buyurun diyoruz. Bizi de davet edin. İster Instagram yayınınıza, ister YouTube yayınınıza, isterseniz televizyon programına hiç fark etmez. Biz illa şan şöhret peşinde olmak için bizi televizyon programına çıkar diye bir talebimiz zaten yok. Olamaz da. Sonuçta insanların izleyebileceği, ulaşabileceği bir kayıt ortamını bize hazırla diyoruz. Gelelim konuşalım. Bakın o bile şu anda canlı yayındayken ayit sandığını konuşmaya çalışıyor. İzleseniz ki daha sonra muhtemelen izlersiniz tabii. Onlar daha sonra YouTube'a da yükleniyor. İzlediğiniz zaman yine aynı ezber bilgiler. Değişen hiçbir şey yok. 20 yıldır, 30 yıldır aynı ezberi anlatıyorlar. Yani bunlara gerek yok. İzlerseniz lütfen oraya itirazlarınızı yapın arkadaşlar. Ayit sandığının gerçeği bu değildir. Sandığın özelliği yoktur. İçinde işte o yoktur, bu yoktur vesairedir diye lütfen detaylı olarak itirazlarınızı yapın. Sizden talebimiz de bu. Ayasofya videolarımızda da böyle bir gelişme var. Ayasofya konusunda da şöyle bir detay verelim. Daha bugün yeni Ayasofya'da biz ziyaret ettik. Bugün oraya da bir uğrama imkanımız oldu. Sadi ile beraber oradaydık. Oradaki görevlilerle beraber yine Ayasofya içerisindeki anlık son dakika gelişmeleri de takip ettik. Ayasofya içerisinde bizim daha önceki yapmış olduğumuz programda ifade etmiş olduğumuz üzere var olan süreç hızlandırıldığını gördük. Neydi o süreç? Ayasofya'nın genel itibariyle restorasyon alınması. Evet, gerçekten Ayasofya'nın şu anda ofis aşamasında restorasyon bölümlerinin nereleri kapsayacağı ile alakalı röleve çalışmaları tamamlanmış ve bu röleve çalışmalarının ilanın diyebileceğimiz ölçek çıktıları ilgili bölümlere asılmış. Sütunları üzerine, kolonlar üzerine, bazı mozaikler üzerine bunlar asılmış. Bunların da yerlerinde asıldığını gördük. Birkaçının da fotoğrafını aldık. Zaten röleve çalışması üzerinde yüklenici firmanın, mimar firmanın da kim olduğu da orada zaten görülür halde karşımızda çıkıyor. Bayram süresi içerisinde müsait olanlardansanız ve İstanbul'daysanız lütfen Ayasofya'yı gidin ziyaret edin. Çünkü yani şöyle diyelim 2023'ün yarısından sonra Ayasofya'yı ziyaret etme konusunda ciddi zorluklar yaşayabiliriz. Çünkü içeride iskeleler kurulmaya başlanacak. Avluda geniş ölçekli Ayasofya'nın kubbesini de örtebilecek seviyede bir uzay çatı kurulması bile şu an gündemde. Bunlar kurulmaya başlandığında artık içeride sivil giriş ve çıkışlarının ciddi anlamda risk oluşturacağı teşhisinden dolayı ziyarete kapatılmasının bile peyderpey duyduğumuzda şaşırmayın diyoruz. Çünkü en nihayetinde 2023'ün sonuna doğru geldiğimiz tarihler itibariyle Ayasofya genel itibariyle ziyarete kapatılıp hızlandırılmış bir restorasyona alındığını gördüğümüzde biz kahinlik mi yapmış olacağız? Hayır. Çünkü bunların hepsinin kehanet temelli olduğunu da daha önceki katılmış olduğumuz programlarda elimizden geldiği kadarıyla ifade etmiştik. Evet, Yasemin Hanım biraz üzgün olduğunu söylüyor. Çünkü kendisi uzaktaymış ve Ayasofya'nı kısa sürede ziyaret edemeyeceğim diyor. Yani Türkiye'ye bir şekilde de olsa tatil için bile geliyorsanız mutlaka İstanbul'a bir uğrayın, Ayasofya'yı da ziyaret edin diyelim. Şimdi evet, şimdi Cenk Bey'den de bir teklif var aslında. Bakarız onlara. Şimdi daha sonra soracağım kısımda onlara hep geri döneceğim. Şimdi evet, Ayasofya kısmını lütfen titizlikle takip edin. Özellikle neyi takip edin? Biz zaten son derece aktif arka planda takibini yapıyoruz. Program detayları yavaş yavaş belli olmaya başladı. Daha önce sizlere yine ilk defa olarak Türkiye'de neyi söylemiştik? Önümüzde Hristiyan bir grubun, hangi grubun? Hristiyan bir hacı grubunun Ayasofya'da hac ibadeti yapmak için ziyarette bulunacağını söylemiştik. Şimdi
hangi ayda ziyarette bulunacağını söyleyelim. Şimdi yavaş yavaş bunları anlatacağız ki topyekün sizleri bilgiyle beraber boğmayalım diye. Şimdi Ağustos ayında Amerika'dan gelecek olan bir Hristiyan hacı grubu Ayasofya'yı ziyaret ederek hac ibadetlerini tamamlamak üzere Ayasofya'da bulunacaklar arkadaşlar. Şimdi hangi yani Ağustos ayının hangi gününde olacağı belli mi, biliniyor mu? Biliniyor. Yani biz de biliyoruz. Şimdi bunları hemen söylemeyeceğiz. Biraz daha zaman yaklaştığı zaman tam olarak tarihini vereceğiz, gününü vereceğiz. Muhtemelen zaten o gün biz de Ayasofya'da oluyor olacağız ki onları da oradan uzaktan hem fotoğraflayacağız hem videoya alacağız. Tabi rahatsız etmek anlamında değil bunlar. Sadece birilerinin geldiğini belgelemek anlamında. Çünkü onlar gelirken tedbirli kıyafet giyeceklerdir. Yani öyle papazı bile papaz kıyafetiyle olmayacaktır. Yanındaki hacı adayları hacı ibadetini yapabilmek için kullanacakları ritüel eşyalarını yanında bulundurmayacaklardır. Bunları daha sonra katılacakları başka bir kilisedeki ayinde tamamlayacaklar. Onu da biliyoruz. Programı akışı elimizde olduğu için bunları yavaş yavaş tarih yaklaştığında biz de vermiş olduğumuz detaya yeni detaylar ekleyerek sizleri bu anlamda bilgilendireceğiz. Yapacağımız paylaşımları da o anlamda lütfen yakinen takip edin. An ve an takip ettiğiniz zaman bunları da görüyor ve haberdar oluyor olacaksınız. Bakın şu anda bunları Türkiye'de konuşan yok. Bir Hristiyan hacı grubu gelecek diyoruz. Ayasofya'yı ziyarette bulunacak diyoruz ve kendi hac ibadetlerini yapacak diyoruz. Nerede olacak bu? Statü itibariyle Ayasofya Camii'nde olacak arkadaşlar. Normalde bu programın bile engellenmesi gerekir mi devletimiz tarafından? Evet. Peki şu an için herhangi bir etkinliğe karşı bir itiraz veya program akışınızı değiştirin diye bir tavsiyede bulunan var mı? Şu an için yok. İlerleyen zamanlarda inşallah olur ama şu an için yok. Ona da bu şekilde söylemiş olalım. Bunları da bu şekilde ifade etmiş olalım arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer bir konumuza. Ayasofya'yı burada şu an için bir virgülle kapatalım. Daha sonra buraya eğer gelecek olan sorular varsa onlarla tekrardan geri dönmüş oluruz. Şimdi ikinci konumuz neydi?